Evet hocam. Evet. İnsanın hayatta en çok özdeşim yaşadığı şey, kendini bir şeyin sahibi olarak algılayıp onun üzerinden bir alacak hikayesine düşmesidir. Bunu da çoğunlukla şöyle düşünürüz. Ben şu şeye çok emek harcadım. Bu bazen çocuğumuz olur. Bazen eşimiz, bir arkadaşlık ilişkimiz, yaptığımız bir şey, bir iş olabilir bu. İnsan egosunun en çok tutunduğu şey, ben çok emek harcadım. Bu aslında insanoğlunun hem bir özdeşim noktası, hem de bir tutsaklık noktasıdır. Yani kişi kendini bir emeğin sahibi, dolayısıyla da bir şeyleri hak ettiğine inanan bir pozisyonda algılar. O yüzden böyle hani tırnak içinde emek kutsaldır diye bir ön kabulümüz vardır. Tabii emek kutsal olunca da işte ben çok emek verdim diye başladığınız bir cümlenin devamı genellikle pek sorgulanmaz. Dolayısıyla ne yapar kişi? O emek verdiği şeyin, bu bir çocuk olabilir, bir ilişki olabilir, yaptığınız bir iş olabilir, onun üzerinden bir karşılık, bir netice beklersiniz. Ben bunları hak ediyorum tarzında bir netice beklersiniz. Hint bilgeliğinde belki çokça duyduğunuz karma kavramı vardır. Aslında karma yoga dedikleri kavram özetlenecek olursa şu cümleye indirgenebilir. Sen eylemlerinin sahibi değilsin. Bunun üzerinden bir sahiplik hikayesi üretme. Bunun üzerinden eğer bir sahiplik hikayesi üretirsen, sen kendini bir tuzağın içinde bulursun. Örneğin, ben bir arkadaşım için fedakarlık yaptım. Ben eşim için şunları yaptım. Ben çocuğum için bunları yaptım. Veya herhangi bir iş alanında, işte biriyle iş ortaklığı yaptım ve çok emek harcadım diye bir yerden başladığınızda o mutlaka büyük bir alacak hikayesine, karşılanmamış bir duruma sizi götürecektir. O yüzden Uzak Doğu bilgeliğinde kişi eylemin sahibi olma tuzağına karşı uyarılır. İslam bilgeliğinde ise bu iyilikler Allah'tandır kavramı üzerinden tanımlanır. Yani iyi bir şeyse bu Allah'tan olan bir şeydir. Senin ona bu benim emeğim, bu benim işim, ben buna çok emek harcadım, bunun sahibi benim yaklaşımından bizi kurtarmak için, çünkü bu temel bir tuzaktır. Bu tuzağı fark etmek de göründüğü kadar kolay değildir. Yani insan bunu ancak daha derinlemesine düşündüğü zaman anlayabilir. İslam geleneği bunu iyilikler Allah'tandır. Bir şeyi kendinize, iyi, güzel, doğru şeyleri kendinize mal etmeyin. Bunlar iyi düşündüğünüzde Yaradan'ın sizin bedeninize, psikolojinize, akıl ve muhakeme gücünüze, hissetme ve duygu merkezinize yüklediği imkanlardır. Dolayısıyla bu imkanları kendiniz sahipleriymiş gibi
tanımlayamazsınız. Tanımlarsanız ne olur? Tanımlarsanız kendinizi kendi elinizle hapsetmiş olursunuz. Kendinizi kendi elinizle bir tuzağa düşürmüş olursunuz. Ve bu çok tuzak gibi de gözükmez. Bir ömür boyu çocuklarınızın veya anne babanızın, yani bazen bir çocuk da çok şey yapar. İşte ben iyi bir çocuk olarak anne babamdan şunu hak ediyorum gibi hikayeler de üretebilirsiniz. Yani bu hiç fark etmez. Yani kimin kime karşı bu hikayeleri ürettiği çok önemli değildir. Bu hikayeleri herkes kendine göre üretebilir. Dikkatle baktığınızda hiçbir şeyi sahiplenmemenin çok büyük bir özgürlük olduğunu ve aynı zamanda da hakikatin ta kendisi olduğunu anlayabilirsiniz. Yani insan olarak yaratılmasaydınız bu imkanlara sahip olmayacaktınız. Bir insan olarak düşünmeyecektiniz. Böyle bir bedene sahip olmasaydınız, bu bedenin sağlığına sahip kılınmasaydınız bir bardağı bile kaldıramayacaktınız. Dolayısıyla çocuklarınıza karşı veya arkadaşınıza karşı herhangi bir sahiplik kavramı üzerinden bir şey üretemezsiniz aslında. Ama herkes bu hikayeye çok kendini kaptırdığı için kimse bu tuzaktan şüphe etmiyor. Yani bugün kime ya ben çok emek verdim çocuklarıma veya ben eşime çok emek verdim deseniz kim size yok hayır bu senin emeğin değil veya bu sana ait olan bir şey değil. Bu senin doğanın bir realitesi diyebilir. Hani kimsenin aklına bile gelmez bu. Hani bırakın mesela ben demek isterim insanlara ama karşımdaki insan anlayamayacağı için demeyebilirim. Ama modern şu dünyada aklımıza böyle bir şey bile gelmiyor. Kime ben çocuğuma, eşime, arkadaşıma, dostuma, anneme, babama emek verdim dese, kime böyle bir cümle kullansa, ya tabii ki çok haklısın diye başlarsınız, birbirinize onay cümlesi kurarsınız. Ama hani böyle dişe diş bir entelektüel tartışma yapsak, muhtemelen bu benimdir dediğiniz hiçbir şeyin gerçek anlamda size ait olmadığını siz de fark edebilirsiniz. Veya aklı başında bir insanla bunu derinden müzakere ederseniz, ya evet yani benim dediğim, yani işte benim aklım, benim duygularım, benim merhametim, benim sorumluluk hissim, benim şefkatim, benim anlayışım dediği şeyleri sen nerede ürettin, nereden ürettin? Bunların nasıl sen sahibi olabiliyorsun? Üstelik de bunların sahibi olma kavramı üzerinden alacağın olduğunu da düşünüyorsun. Eğer bunların tabii sahibi sensen alacaklı da olursun. Baştaki noktayı kaybedersek ilerisi zaten çorap söküğü gibi zihnimizde devam eder. O yüzden bir bilgenin güzel bir sözü vardır. Der ki, siz bir meyvenin fiyatının manavdaki fiyat olduğunu mu zannediyorsunuz? İşte diyelim ki işte karpuz kaç para, kilosu 10 lira. Kayısı kaç para, kilosu 40 lira, 50 lira. Yani bunun fiyatı bu mu? Ve onun sahibi, o manav, siz de 50 lira vererek ona sahip olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? O sadece tablacılık yapıyor. İster bunu tabiata verin, ister Allah'a verin, son tahlilde bu manavın veya pazarcının sahip olduğu bir şey değildir. O sadece onu tezgahına koyuyor ve verdiği emeğin bir karşılığını alıyor.
biz aslında o manava bir nevi o taşımasının, emeğinin, verdiği zamanın bir karşılığını vermiş oluyoruz. Yoksa o meyvenin hakiki anlamda fiyatını vermiş olmuyoruz. Dolayısıyla bizler, bize konulmuş olan bu değerlerin, bu niteliklerin, bu sıfatların, bu özelliklerin sahibi değil, taşıyıcılarıyız. Bir nevi ilahi değerlerin, ilahi sıfatların aktığı kanallarız. Dolayısıyla mesela bir su kanalı suyun kaynağı değildir. Ama suyun aktığı bir mecradır. Ve biz görünürde suyu bir kanaldan veya işte daha modern bir tabirle diyelim ki bir musluktan alırız. Ama aslında o musluk dile gelse ve size dese ki ben sana ne kadar çok emek harcıyorum biliyor musun? Benim sayemde susuzluğunu gideriyorsun. Ben olmasam sen suyu hayatta bulamazsın, susuzluktan ölürsün dese ne kadar yanlış, ne kadar anlamsız, ne kadar saçma olduğunu bilebiliriz değil mi? Hani musluk dile gelse ve böyle dese deriz ki ya bir dur bir dakika. Suyun kaynağı sen misin? O da dese ki bak benim burada bir musluğum var, bir çevrilen bir tıpan var. Ben bunu hareket ettirmezsem, senin hareket ettirmene de imkan vermezsem su gelmez. O zaman suyun kaynağı benim, değil mi? Dese yine saçmalamış olur. Çünkü aynı saçmalığı kendimiz yapıyoruz. Diyoruz ki o zaman ben de sana yardım etmeseydim o zaman kim yardım edecekti falan diye düşünüyoruz. Veya işte ben seni besleyip büyütmeseydim ne olacaktın? Aç kalıp ölebilirdin deyip sanki farkına varmadan o nimetin kaynağının biz olduğunu zannediyoruz. Halbuki orada da biz nimetin kaynağı değiliz. Sadece gelen nimeti, yani Allah'ın bize verdiği bir şeyi ya doğal bir şekilde yansıtacağız, akıtacağız, karşı tarafa geçmesine fırsat vereceğiz. Burada gene iyiliğin kaynağı değiliz. Sadece iyilik üzerimizden akıyor. Biz engel olmuyoruz. İyiliğe engel olmuyoruz. Fonksiyonumuz bu. Ha, iyiliğe engel olursan da kötülük yapmış olursun. Onun için insan nefsinin fonksiyonu özetle budur. Yani mutlak iyilikten, yani mutlak iyiliğin, mutlak hayrın, mutlak güzelliğin kaynağı olan Allah'tan geleni kapatmamak, onu engellememek ve onun akışına bilinçle katılmaktır. Eğer bilinçle katılırsan, onu sen yapmış gibi Allah sana onun tatminini, huzurunu verir. Mesela bazı insanlar vardır, böyle ben yardım etmekten çok mutlu oluyorum der. Hatta sen yardım etmekten mutlu olmuyorsun. Onu daha doğru bir şekilde ifade edersek şöyle diyebiliriz. Allah'ın yardım ediciliğinin kanalı olduğunda bu Yaradan'ın aynı zamanda sana hissettirdiği bir huzura da sebep oluyor. Yoksa sen yardım etmiyorsun. Yardımın kaynağı değilsin. Ben yardım etmesem kim yardım eder tuzağına düşmeden orada yaratıcı seni bir başka insana bir şeyin aktarılmasının kanalı kılıyor. Ve sen buna engel olmuyorsun. Engel olmadığın için sanki bunu sen yapmışsın gibi Allah sana bunu hissettiriyor. Bu da doğal bir itminan, doğal bir huzur ve neşe veriyor. Aslında orada sen Allah'ın vericiliğinin anlamını ve doğal mutluluğunu hissediyorsun.
O yüzden böyle bir durumda olduğumuzda biz bunun üzerinden ben sana yardım ediyorum, ben olmasam ne olacak idim dediğimizde o zaman ne yapmış oluyoruz? Bir çuval inciri berbat etmiş oluyoruz. Yani sadece karşımızdakinin gözünde değil, kendi varlığımızda bir şeyi lekelemiş oluyoruz, bozmuş oluyoruz. O şeyi çarpıtmış oluyoruz. Peki diyelim ki bir ömür boyu sen kendinin birilerine yardım ettiğini düşündün. Sen kendinin birilerine yardım edip onları mutlu ettiğini ve bunun da öznesinin kendin olduğunu düşündün. Aslında sen bir ömür boyu Allah'ın iyiliğinin kanalı olduğun halde bir ömür boyu kötülük biriktirmişsin. Onu kendine mal ederek, kendinden bilerek. Bunun bir de beklentiler tuzağını, işte yardım ettiğin insanların sana ihtiyacın olduğunda yardım etmedikleri için duyduğun acıyı, kederi kenara bırakıyorum. Onlar da ayrı bir hikaye. Diyelim ki bir gün fark ettin ki ya bu iyilikleri yapan ben değilim. Bu iyiliklerin kaynağı Allah. Ben sadece onlara engel olmamakla bunların akışına bilincimle katılıyorum aslında. İşte o zaman ayetteki ifadeyle Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Ayetinin ifadesiyle o daha önce ben yapıyorum deyip de biriktirdiğimiz kötülük aslında iyiliğe dönüşür. Neden? Çünkü bilirsin ki ya ben yıllarca yanılarak hep iyiliği yapanın ben olduğumu düşünüyordum. Yardım edenin ben olduğunu düşünüyordum. Sevenin, koruyup kollayanın, merhamet edenin ben olduğunu düşünüyordum. Halbuki bütün bunların kaynağı Allah'mış. Ne kadar güzel bir şey. Allah beni kendi merhametinin, şefkatinin, iyiliğinin kanalı kılmış. Bu ne kadar ulvi bir hizmet, ne kadar güzel bir farkındalık, ne kadar güzel bir anlayış, ne kadar güzel bir hakikat aydınlanması dediğinde o güne kadar yaptığım bütün o ona bağlı kötülükler, işte ben iyiyim, ben iyilik yaptım, ben sahip çıktım, ben merhamet ettim. Hepsi, yani bütün o kötülükler iyiliklere dönüşür. Neden? Çünkü sen kendini o güzelliklerin, iyiliklerin, hayırların içinden çıkarırsın. Onlardan çıkarmakla hem sen özgürleşirsin, hem de o eylemlerin kaynağı olan Yaradan'a dair idrakin temellenir, güçlenir, netleşir. Ve sen bilirsin ki iyiliğin kaynağı O'dur. Ben o iyiliklerin şahidiyim. Engel olma imkanım vardı ama çok şükür ki engel olmadım. Onların akışına hizmet ettim. Onların akışına şahit oldum. O zaman senin açından kötülükler iyiliklere dönüşür. Artık bunun üzerinden hiçbir zihin karışıklığı da yaşamazsın. Ya işte ben çok merhametli ve iyilik severim ama insanlar çok delici. Hikayelerine düşmezsin. Sen sadece kendi alanını görürsün. Ben Yaradan'ın İyiliğinin, güzelliğinin, hayrının, nimetinin aktığı bir kanal olabiliyor muyum? Ve temiz bir kanal olabiliyor muyum? Çünkü bazen hani nasıl böyle kaynaktan gelen su temizdir ama kaynağın aktığı kanallar çamurludur. Bir bakarsınız temiz bir kaynaktan gelen su çamurlu olur. Veya musluk paslıdır, su paslı akar. O yüzden işimiz nefs kanallarını temiz tutmaktır. Nedir bu?
onları sahiplenmemektir. Onun üzerinden minnet etmemektir. Ki Kur'an buna özellikle değinir. Hani minnet etmektense hani yapmayın, bu daha doğru bir şeydir der. Çünkü minnet etmek o nimeti aynı zamanda kirletmektir. Hani sen bu kadar iyiliği kimden gördün? Ben olmasam ne yapacaktın? Ne yapmış oluyoruz bunlarla? Minnet ediyoruz. Ve dolayısıyla o nimeti aslında kendi tarafımızdan kirletmiş oluyoruz. Nimetin kendisi kirlenmiyor da psikolojik mekanizmamız itibariyle o nimeti muhatabımızın nazarında kirletiyoruz. Çünkü kendi egomuzu katıyoruz. Kendi egomuzu kattığımız yerde de aslında o nimetin doğal akışını bilinç düzeyinde bozmuş oluyoruz. Ve bu insanoğlu için aslında kendi kendisini düşürdüğü bir hapishane. Halbuki işte hani örnek veriyorum ya, mesela bakın ağaçlara, hepsi yoga yapıyor. Hepsi karma yoga yapıyor. Hiçbir ağaç, bak sana bu sene kaç kilo kiraz verdim, kaç kilo armut verdim, kaç kilo kayısı verdim demiyor. Bunları ben verdim demiyor. Çünkü onda ben diyebilme bilinci yok. O doğal olarak bunu yapıyor. Sana ben diyebilme bilinci verilmiş. Niye? O nimetlere sahip çık diye değil. Biz buradan meseleyi yanlış algılıyoruz. Mesela ben çok defa diyorum işte bak ağaçlar diyorum ben demiyor. İşte bak kedi yavrularını besliyor, ben besledim, büyüttüm demiyor. İnsanlar diyor ki ama onlarda benlik yok. Benliğin olması illa sahip olmanı, sahip çıkmanı, daha doğrusu bir şeyin sahibi benim demeni gerektirmiyor ki. Benlik, yani ben bilinci, ilahi beni, yani Yaradan'ı tanıman için ve bu şeylerde hangi duygular, hangi düşünceler, hangi manalar ortaya çıkıyor? Bunları idrak etmen için sana verilmiş. Nimetin sahibi olasın diye verilmemiş ki. Neye benim diyebilirsin? Ama bakın, hayatımızda yaşadığımız sorunların en az bunu abartmadan söylüyorum, en az %90'ı ya kendimizi bir şeyle özdeşleştirmekten ya da bir şeye sahip olduğumuzu zannetmekten kaynaklanıyor. Yani ben buyum ve bu benimdir algısından kaynaklanıyor. Kendinizi kendiniz olmayan şeyle tanımlarsınız, o sizin tuzağınıza dönüşür. Geçen derste bahsettik. Yani kendinizi ya geçmişteki bir eksiklikten, hatadan, yanlıştan dolayı eleştirirsiniz. Veya işte geç kalmışlıktan dolayı eleştirirsiniz. Benim yapacak çok şeylerim vardı ama geç kaldım. Kimse de sormaz ki neye geç kaldım, niye geç kaldım, kim geç kaldım, kaldığımı söylüyor. Bütün hepsi başkalarıyla mukayese etmekten kaynaklanmış. Ben 30 yaşındayım, o da 30 yaşında. O evlenmiş, ben evlenmemişim. Onun 3 çocuğu var, benim henüz çocuğum yok. O şunu yapmış, ben henüz yapmadım. O 3 dil biliyor, ben hiç daha yeni bir dil bilmiyorum ana dilimden başka. Falan böyle mukayeselerle bir bakarsınız, tepenizde boza pişiren bir düşünce var. O aslında sadece bir düşünce. Ama o düşünce size kendiniz gibi geliyor. Bu sefer onun üzerinden kendi kendinizi döversiniz. Kendi kendinizi hırpalarsınız. Sokakta mutsuz mutsuz yürürsünüz. Neden? Çünkü bir kıyaslama üzerinden kendinizi ya şanssız, ya mağdur, ya işte saygı duyulmayan, itibar görmeyen,
anlaşılmayan, hayal ettiklerini yapamayan, bir türlü tırnak içinde kendini gerçekleştirmek noktasında yeterince performans sergileyememiş olan, gecikmiş olan biri gibi zannedersiniz. Ve o sürekli sizin zihninizi sürekli meşgul eder. Kafanızda sürekli geç kaldın diyen, aptalsın diyen, yanlış kararlar verdin diyen ve sizi bunun üzerinden bir paçavraya dönüştüren bir düşünce vardır. Başka bir şey yoktur. Peki o düşünce niye bu kadar güçlü? O düşünce güçlü çünkü siz onu onaylıyorsunuz. Onayladığınız için o çok güçlü gibi görünüyor. Çok güçlü bir hale geliyor. Ve insanlar bu durumda bir soru sorar. Bundan nasıl kurtulacağız hocam? Yani bu şuna benziyor. Kendinize rüyanızda bir hapishane örmüşsünüz. Ve rüya halindeyken soruyorsunuz. Ben bu hapishaneden nasıl çıkacağım? Ben de diyorum ki gerçekte böyle bir hapishane yok ki çıkabilesin yani. Hani ne diyebilirim ki nasıl çıkacaksın? O düşüncelerin sadece birer düşünce olduğunu ve onlara inanmadığında senin üzerinde hiçbir gücü olmadığını anlayarak. Yani aslında o düşüncelerden uyanarak, o düşüncelerin sen olmadığını fark ederek. Bir insan rüyasından uyandığında ne olur? Rüyasındaki düşüncelerin gerçek olmadığını fark eder. Ve değil, ne der? Rüyaymış der. İşte bunu uyanıklık içinde yapacaksınız. Yani ben bu düşünceleri onaylamıyorum. Sonra cevap geliyor. Ama ben onaylıyorum hocam diyor. Zaten diyorum ki onayladığın için aynı hapishanede devam ediyorsun. Mesela mükemmel olmalıyım diyorsun. Bunu kim sana söyledi? Bir şey eksik yapıyorsan yapma o zaman. Veya işte hayatta bugüne kadar ne başardın ki? Çünkü içeride bir sahte bir ego var. Sana sürekli diyor ki hayatta ne başardın, ne yaptın? Kendini nasıl ispat ediyorsun? Sürekli senin böyle hani beynini matkap gibi delen bir düşünce yani. Ve insan aslında bazen rahatsız olur ondan ama ondan kurtulamayacağını düşünür. Ondan özgürleşemeyeceğini düşünür. Tek bir çıkar yol vardır. Onun isteğini gerçekleştirmek. İnsanlar da buna mutluluk hikayeleri diyor. Yani istediğini başarabilirsen mutlu olursun. Ama hayatta istediğini başarıp da gerçekten mutlu olan gördünüz mü? Bilmiyorum. Çünkü istediğiniz bir şeyi gerçekleştirdiğinizde o içerideki yılan deyim yerindeyse, içerideki ejderha kendisine kurban verilmekle doymaz. Bu bazı mitolojilerde geçen bir hikayedir. Böyle hikayeler vardır, böyle mitolojik ifadeler vardır. Bazen böyle halk masalları vardır. İşte böyle bir köprüden geçecekmiş işte masalın kahramanı ama o köprünün başında bir ejderha varmış. Ve ejderha her gün bir kurban istiyormuş. Sen de her gün ona bir kurban veriyorsun. Ama bir türlü sana geçit vermiyor. Ve sürekli hikaye devam ediyor. Çünkü onun bir durdurağı yok ki. Öyle bir şey yok. O başkaları bazen başkalarıyla kıyaslama üzerinden, bazen zihninde ürettiği bir mükemmellik noktası üzerinden sürekli ona baskı uyguluyor. Tamam diyor, hani şimdi diyelim ki atıyorum bir yabancı dili öğrendin. İkincisi, herkes biliyor İngilizceyi diyor.
O zaman git Çince öğren, bir şey öğren diyor. İngilizce ne ki diyor, sokakta kime dokunsan İngilizce konuşuyor. O zaman o da bir anda düşüveriyor. Ama diyelim ki farzen İngilizce öğrenmedin ya, sana bir ömür boyu bir İngilizceyi öğrenemedin diye kafanı ütüleyebilir. Ve sen de sürekli özür dilerim, öğreneceğim bunu. Allah belamı versin, bir öğreneceğim. Bazen de şey yaparsın, kim bana engel oluyor? Bir yerden sararsın, anana sararsın, babana sararsın, beni erken evlendirdiler dersin. Kocana sararsın, kocam ona söylemiştim ama bir türlü izin vermedi, sararsın. Bir de böyle bir ömür geçer mesela. Ama baş belanı bulamazsın. Baş bela içeridedir. Anladın mı? Baş belamız içeridedir. Bakın, baş belamız ne? İlişkilerdir. Mesela insanlar da ilişkiler çok zor. İnsan ilişkileri çok zor. Yani inanın ilgisi yok. Ha, niye zor olur ilişkiler? İlişkilere kendinizi bir nesne olarak koyduğunuzda, atıyorum, beni seviyor mu, beni önemsiyor mu, beni anlıyor mu, bana değer veriyor mu, bana saygı gösteriyor mu, onun gözünde itibarım ne, onaylanıyor muyum, takdir ediliyor muyum? Ben bir kedi görmedim, yavrularım beni takdir ediyor mu diyen. Niye yok? Hemen cevap geliyor. Çünkü onlarda benlik yok. Çok şükür, iyi ki yok. Peki sizdeki benlik bunun için mi verilmiş? Yoksa o benlik bilincini siz yanlış ve zararlı yerlerde mi kullanıyorsunuz? O yüzden mi başınıza bela olmuş? Mesela ne kadar özgür bir şeydir, değil mi? İnsanlarla ilişkilerinde beklentisiz olabilmek ne kadar özgür. Yani atıyorum, beklentileriniz de olabilir, problem değil. Fakat beklentileriniz gerçekleşmediğinde bunu bir hikayeye dönüştürüyor musunuz? Önemli olan şey odur. Yani farz edelim, hasbelkader biraz beklentileriniz var. Peki beklentiniz gerçekleşmediğinde bu bir kimlik hikayesine dönüşüyor mu? Örneğin, bana saygı gösterilmiyor. Diyorum ki o onun problemi, senin problemin ne? Ama diyor bana saygı göstermiyor. Ben o yüzden hepinize küçük bir ödev veriyorum arkadaşlar. Bu aslında ömür boyu dikkatle yapmamız gereken bir ödev. Aslında bu bir farkındalık anlayışı aslında. Başkalarından beklediğiniz şeyleri kendinize sorun. Mesela bana saygı göstermiyorlar diyelim. Şunu sorun. Ben kendime saygı gösteriyor muyum? Yani soruyu hep buna çevirin. İnsanlar bana hiç itibar etmiyor. İnsanlar beni hiç anlamıyor. Ben kendi değerime itibar ediyor muyum? Ben kendimi anlıyor muyum? İşte insanlar beni sevmiyor. Ben onları çok seviyorum ama insanlar beni sevmiyor. Sen kendini seviyor musun? İnsanlar hiç samimi değil. Sen kendine karşı samimi misin? Bu çok güzel bir ödevdir. İnsanı başkalarıyla uğraşma tuzağından kurtarır ve aslında insana eğer iyi çalışırsa gerçek anlamda kendisini bulma üzerinde bir yoğunlaşmaya götürür. İnsanlar bana saygı duymuyor. Tamam, şimdi bunu kendine çevir. Ben kendime saygı duyuyor muyum? Diyelim ki duyuyorum. Problem yok o zaman. İnsanlar bana saygı duymuyor. Bu kiminle ilgili problem olur? Başkalarıyla ilgili problemdir. Ben kendime saygı duyduğumda benim kendimle ilgili bir problemim olmaz, değil mi? Ama arkadan bir ejderha gelir, size der ki ama onlar da saygı duymalı. Niye duymuyorlar ki? Ya bunun seninle ne alakası var? Niye bunu kendine sormuyorsun da o ejderhanın sesine hemen hiç analiz etmeden inanıyorsun acaba? Ben ne bileyim, insanlar bana saygı duyuyor mu, duymuyor mu? Ya duyuyorsa duyuyordur, duymuyorsa duymuyordur. Bu onun alanıdır. Bende ne hikaye dönüyor insanlar saygı duymadığında? Kendime mi saygım
azalıyor. Kendime mi saygı duymuyorum acaba? O yüzden bu ödevi özellikle hatırlatıyorum. Hatta bunu eğer böyle ömür boyu deyince bu çok zor diye aklınızdan geçiyorsa bir hafta denemenizi öneriyorum. Bir hafta bir deneyin bakalım. Başkalarıyla ilgili beklentileriniz konusunda soruyu kendinize çevirin. Başkaları beni anlamıyor. Ben kendimi anlıyor muyum? Ne kadar anlıyorum? Buna odaklanın. Tabi sadece sormakla kalmayın. Odağınız burası olsun. Yani kimse beni anlamıyor, benim odağım olmamalı. Çünkü kimse beni anlamıyor, bir dıştaki bir durum değerlendirmesidir. Benim oraya odaklanmam gereksiz bir şeydir. Yani oraya odaklanmakla kazanacağım bir şey yoktur özünde. Veya ben orayı kontrol edemem, yönetemem. Bir gün yönetsem, ikinci gün yönetemem. Bir sene yönetsem, ikinci sene yönetemem. Bunu dışsal şeyler üzerinde de düşün. Mesela bedenim güzel mi? Soruyu kendinize çevirin, ben güzel miyim? Ama beden olarak değil, içsel olarak, varlık olarak güzel miyim? Sevilebilir miyim? Nitelikte miyim? Çünkü bu da bazen kendimizi bedenle özdeşleştirmekten kaynaklanan bir tuzağa dönüşüyor. Ben kendimi seviyor muyum? Ben de kendimi sevmiyorum hocam diyor. Neyi sevmiyorsun diyorum. Bedeninden bahsediyor. Halbuki sen bedenin değilsin. Bedenin kullandığın bir enstrüman. Bununla da kendini yanıltmamalısın. O yüzden tekrar dersimizin ana fikrine dönüyorum. Bizi tuzağa düşüren şeyler, ben diye algıladığımız ve ben zannettiğimiz şeyler. Örneğin başkalarının bana saygı duyması, sevmesi, anlaması, takdir etmesi ben değil. Ama bir bakıyorum kendimi onlar olarak algılamışım. Mesela ne kadar anlaşılıyorsam kendimi o kadar iyi hissediyorum. O zaman ben kimim? Ben başkalarının anlamalarının toplamıyım o zaman ben. Kimse beni anlamıyorsa o zaman kendimi çok kötü hissediyorum. Herkes beni anlarsa kendimi iyi hissediyorum. O zaman ben neredeyim? Ben başkalarının algısındayım. Başkalarının zihnindeyim. Kendimi öyle zannediyorum. O yüzden ben diye algıladığımız şeyin nerede olduğuna veya hani nerede derken bu mekansal bir soru değil. İçsel anlamda nerede konumlandırıldığına bakmak zorundayız. Ben dediğim şey nerede konumlanıyor? Başkalarının algısında mı? Başkalarının onayında mı? Bu noktaya dikkat etmeliyiz. İki, sahiplenme tuzağına karşı dikkatli olmalıyız. Ben hiçbir şeyin sahibi değilim. Hiçbir şeyi. Çocuğum, eşim, arkadaşım, dostum, annem, babam, hepsi dahil. Hiçbir şeyin sahibi değilim. Bakın yoldaşı olabilirim. Değil mi? Velisi olabilirim ama sahibi değilim. Neden? Allah senin sahibi. Allah her şeyin sahibi. Sen nasıl çocuğunun sahibi olabilirsin? Ya sahibi değiliz de hocam işte insan yapamıyor. Dikkat et kardeşim, bak hem sahibi değilim diyorsun, hem sahibiymiş gibi bir hikaye tutuyorsun. Bu çelişik bir şey. Ya sahibiyim de bunun gereğini yapmaya çalış, tabii yapamayacaksın, ayrı bir konu. Ya da sahibi olmadığını fark et, o sahiplik duygusunu bırak. Mesela benim çocuğum hikayesini bırak. Ona evrensel olarak bir sorumluluk hissi. Yani senin çocuğun olduğu için değil. O bir çocuk ve onun ihtiyaçlarını
hasbelkader Allah sana vermiş. Tayin etmiş gibi düşün. Bunu da diyelim ki anne babalık ilişkisi üzerinden yapmış. Yani dünyada öncelikli olarak kiminle ilgileneceğini anne babalık bağı üzerinden takdir etmiş. Yoksa anneyim, babayım, böyle bir şey yok. Bunlar sahte şeyler. Hani anne oğul da gör, baba oğul da gör. Bunlar sahtenin de daha sahtesi olan şeyler. Böyle bir şey yok. Ben de o zaman kedi köpekleri örnek gösterdim. Bak, anne kediler hiç benim yavrum diyor mu? Sahipleniyor mu? O kadar çile çekiyor. Yarı kiloya iniyorlar 4-5 yavruyu beslerken. Ama bak sahiplik yok. Onlar anneliği tapmıyor. Onlarda oksitosin hormonu yok mu? Senden daha çok var. Ama onda ben hissi yok. Ben hissi olmadığı için bu benimdir de diyemiyor. Ama beslemesi, büyütmesi gereken yerde onunmuş gibi gayret gösteriyor. Ama bir süre sonra aslında onun benimmiş gibi davranışı benimdir anlamında değil. Yani yaradan bunları benim sorumluluğuma verdi. O yüzden ben buna dikkat ediyorum. İşimi tam yapmaya çalışıyorum diyor. Ama sen o ben hissini sahiplenme sıfatı gibi kullanıyorsun. Allah ben diyebilme bilincini sana niye verdi acaba? Bir şeyin sahibi olasın diye mi verdi? Öyle mi düşünüyorsun? O zaman bir bak bakalım neyin sahibi olabildin bugüne kadar? Gerçekte kim neyin sahibidir? Bakın sahibi olmak. Hani Yunus Emre'nin dediği mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sen oyalan dediği. Yani böyle ben çok dramatik örnekler görmüşüm. Böyle bir bavul dolusu tapu senetleri olup da gece kalp krizi geçirip ölen insanlar gördüm. Yani abartısız bir bavul dolusu tapu senedi var. Ve kim geçiyor orada sahibi? Değil mi? Tapu senedinde yazar sahibi falan kişi. Peki sahibi mi? Değil. Uyduruktan sahibi oluyor. Mecazen sahibi oluyor. Lafın gelişi sahibi oluyor. Hakiki sahiplikten bahsediyoruz. Hakiki sahip olabildiğin ne var? Sahip olabilmen için ya gerçekten onu senin yoktan var etmen gerekir. Değil mi? Ya da gerçekten onun bütün her şeyini karşılayabiliyor olman gerekir. Yani ben bunun varlığının, varoluşunun bütün gerekliliklerini karşılıyorum ve ben bunu kendime ait kılıyorum demen gerekir. İkisini de yapamıyorsun. Mesela bu beden benim diyorsun, değil mi? Millet onur yürüyüşü yapıyor. Diyoruz abi niye böyle? Beden benim diyor, istediğim gibi kullanırım. Tamam mı güzel kardeşim? Nereden senin olduğunu merak ediyorum. Bir açıklar mısın yani? Nereden senin? Bu bedenin senin olduğuna dair bana hani felsefi veya hangi zemine dayanıyorsan bir zemin üzerinden ikna edici bir cevap ver yani. Nasıl senin oluyor? Yani sen olsa olsa anne babanın olabilirsin eğer zinciri takip edersek. Şimdi annen baban kalkıp da sen bana aitsin derse ne olacak? Annem babam diyor ki sen bana aitsin. Seni biz yaptık diyor. Onlar mı daha haklı sen mi daha haklısın? Eğer yüzeysel bir mantık yürütecek olursak. O zaman bir durup düşünmemiz lazım değil mi arkadaşlar? Bir şeyin sahibi miyim acaba? Acaba gerçekten bir şeyin sahibi olabilir miyim? Bir çocuğun, bir eşin, bir işin, bir mülkün, bir malın, paranın gerçekten sahibi olabilir miyim? Böyle bir şey teorik olarak mümkün müdür? Aklı başında olan hiçbir insan
ben bunun sahibiyim demez. Hafız'ın divanında mıydı bilmiyorum, böyle eski metinlerin birinde bir adam varmış. Pazarda elinde buz parçaları, sermayesi gittikçe eriyen bu insana acıyın ve bunları alın diyor. Neden? Çünkü o buz parçaları eriyor, gittikçe eriyor. İşte sahibim dediğimiz şey buna benziyor aslında. En son bakıyorsunuz elinizde bir şey kalmıyor. Ölüm sizin toptan o sahip olduğunu zannedenin bittiği yer. O zaman dikkat edin, insan kendine bile sahip değildir. O yüzden Allah'a şükür ki ben kendime sahip değilim mesela. Ben bana ait değilim. Yoksa ben bu yükü taşıyamam ki. Bu beden benim. Emin misin yani? Böbrek senin mi? Sen mi yaptın? Sen mi oluşturdun? Sen mi şekillendirdin? Sen mi onu işletiyorsun? Kalbi sen mi attırıyorsun? Bak doğduğundan bugüne kadar, ölünceye kadar atacak bir kas sistemi var. Sen mi bunu attırıyorsun? Sen mi bunu çalıştırıyorsun? Bir damarı tıkansa ne yapacaksın? Senin mi? Sen mi sahibisin? Değilsin. Bak iyi bir dikkat et. Hiçbir şeyin sahibi değilsin ama merak etmeyin. İyi ki de değilsin. Neden? Çünkü hakiki anlamda sahibi olsaydın sen onu idame ettiremezdin. Onun gerekliliklerini, masraflarını, ihtiyaçlarını karşılayamazdın. İyi ki sahibi değilsin. O yüzden böyle fuzuli olarak bir şeyin sahibiyim diye kendi kendimize yük oluşturmayalım. Ama bu dediğimiz gibi Yaradan'ın bize verdiği sorumluluklardan kaçma anlamına gelmiyor. Sadece şunu yapıyoruz. Bütün yükü Allah'a teslim ediyoruz. Çünkü zaten sahibi o. Zaten teslim etmesen de onun da yani. Bari sen bilincin itibariyle bilincini doğru ve dengeli hale getir. O yükten kurtul. Sonra Allah senin mülkünde çalıştırıyor. Mesela diyor ki atıyorum. Sen diyor şu çocuğa bak. Belki annesisin, belki halasısın, belki teyzesisin, belki kan akrabası da değilsin ama o çocuğun bakıma ihtiyacı var diye sana bak diyebilir. Bu nedir? Bu Allah'ın mülkünde çalışmaktır. O zaman o çalışma çok zevkli bir işe dönüşür. Ama sen önce böyle sahipsizmiş görünüyor ya her şey. Ben kocama diyorum ki benim kocam. Çünkü kimse onu sahiplenmiyor yani. Kapı veriyorum, benim kocam, benim karım, benim çocuğum. Burayı bir çevireyim, bu benim mülküm olsun. Tabii malın sahibi bir şey demiyor. Hakiki malın sahibi o an bir şey demiyor. Ama aslında bir yandan sana tebessüm ediyor, bir yandan sana acıyor. Neden? Çünkü sen başına büyük bir yük alıyorsun, farkında değilsin. Farkında değilsin. Çünkü sahip olduğunu düşündüğün şeyi korumaya çalışacaksın. Peki %100 koruyabilir misin? Üstelik %100 biraz korudun. Ömür boyu koruyabilir misin? Her an koruyabilir misin? Ölüm ona gelse ölümü geri çevirebilir misin? Yok bak, hiçbirine gücün yok. Peki sen sahibim diyerek ne yaptığının farkında mısın? O ermişler aptal mı biz hiçbir şeyin sahibi değiliz derken? Gerizekalı olmasalar gerektir değil mi? Adam akıllı. Hani adam akıllı, biz akıllı değiliz. İşte dünyanın en zengin adamı. Bir ermiş böyle bir şeyi duyduğunda emin olun içinden tebessüm eder, bir tarafıyla da üzülür.
Yani inşallah bu bunların sahibi olduğunu zannetmiyordur diye düşünürler yani. Çünkü bu sahte bir şeydir. Bu sahteliği fark etmeniz gerekir. Bu sahtelik yüzünden de hani bırakın, hani bu en hafif tabiriyle aslında Allah'a ait olanı gasp etmek demektir arkadaşlar. Ve gasp, yani ceza hukukunda da en büyük suçtur aslında, değil mi? Ben bir şeye sahibim dediğinde aslında ne yapıyorum? Allah'a ait olanı gasp ediyorum aslında. Hatta bazı insanlar vardır mesela, bir çocuğu vefat eder, böyle Allah'a hesap sorar. Sanki onundu ve Allah ondan alıyor, o da isyan eder. Hem gasp etmiş, hem de sahibi gelip alınca şey yapıyor, isyan ediyor, küfrediyor mesela. Hadi bunu bir kenara bırakalım. Bu metafizik tarafı. Bir de psikolojik tarafı var. Psikolojik tarafında ben bir şeyin sahibiyim dediğinde ne oluyor? Büyük bir alacak birikimi oluyor. Büyük bir yanılsama oluyor aynı zamanda. Bir şeyin sahibiyim dediğinde bir şeyin sahibi olduğunu zannederek yaşıyorsun. Ve kendini öyle tanımlıyorsun. Kendinizi tanıtın denildiğinde işte mesleğin, eşin, çocuğun, sahip olduğun mal, mülk, başardığın şeyler, işte ürettiğin bilmem neler, bildiğin bilgiler, kendini bunlarla tanımlıyorsun. Bunlarla tanımladığında ne oluyor? Gerçek kendini unutuyorsun. Bütün bu söylediğin şeyler senden ayrılabilecek şeyler. Ben sana senden ayrılmayacak bir şeyi soruyorum. Sen osun. Senden asla ayrılmayacak olan bir şey. Hiçbir şeyin senden koparamayacağı bir şey. İşte o ancak sen olabilirsin. Yoksa işte arabanı göstererek giydiklerini, yediklerini, içtiklerini, sahip olduğunu zannettiğin malı, mülkü, eşyayı, parayı, benim eserim diyerek ürettiğin şeyleri göstererek kendini bunların üzerinden tanımlıyorsan, kendini çok büyük bir felaketin içine atıyorsun demektir. Hani geliyor gelmekte olan diyorlar ya, başına büyük bir felaket alıyorsun aslında. O yüzden akıllı insan hiçbir şeye sahip olmadığını bilen insandır. Kendi de kendine bile sahip değildir. Bugün niye ölüm korkusu var? Çünkü kendini kendine ait görüyorsun. Ben kendime ait değilim ki. Yaradan bu ruh ile bedeni ne zaman ayrıştırmayı dilerse o zaman dilemiş olur. Ki beden benim öz varlığımın sadece bir elbisesidir. Başka hiçbir şey değildir. Ama sen kendini hem bedene indirgedin hem de bedenin sahibi olduğunu zannettin. Hem kendini beden zannediyorsun, hem bedenin sahibi olduğunu zannediyorsun. İki defa kendine tuzak kuruyorsun. O zaman bu tuzağın sonucu ne olur? Kendini o tuzağa hapsetmek olur. O yüzden özgürleşmek, sahip olduğumuzu zannettiğimiz şeyleri hakiki sahibine vermektir. Hakiki sahibine verin, o size onları emaneten geri verecektir. Ya ben diyorum ki ya Rabbi bu beden benim değil, senin. Allah da diyor ki tamam benim, aferin sana, idrak etmişsin. Bu beden senin değil, benim. Ama sen bunu benim belirlediğim vakte kadar kullanabilirsin. Ben de müteşekkir oluyorum. Ne zaman kullanım süren bitti derse tamam diyorum. Bir sıkıntı var mı? Yok, hiçbir sıkıntı yok. Ama bu beden benim. Sonra bakıyorum
ölüyor. Ne olacak o zaman? Benim dediğim şey sanki birileri tarafından benim istemediğim halde ve zamanda elimden alınıyor. O zaman bana ağır gelir tabii. Ama diyorum ki yok, bunlar benim değil. Bunların hepsinin sahibi sensin. Allah da diyor ki o zaman bunları benim adıma, yani benim fıtrata koyduğum yasalar dahilinde kullan. Ben de müteşekkir oluyorum. Bak ne kadar güzel bir ilişkiye döndürüyorum değil mi? Hayatla, varlıkla, bedenle, insanlarla, her şeyle ilişkimi çok sağlıklı, çok doğal, çok dengeli bir yere konumlandırıyorum. Çünkü doğrusu bu. Hani bunu hadi böyle düşünelim anlamında asla kullanmıyorum. Hakikat bu olduğu için bize böyle söyleniyor. Ben de bunu aktarıyorum. Mesela ne diyoruz? Lehul mülk diyoruz. Ne demek? Mülk onundur. Yani mülk demek gayrimenkul, şu menkul, bu menkul anlamında değil. Yani malik odur. Yani sahip odur. O zaman ben nasıl bunun arkasından ben de şunun sahibiyim diyebilirim? Malik odur ve sahip odur. Bitti. Ve bu beni özgürleştiren bir şey aslında. Beni dışlayan, beni yetersiz hale getiren bir şey değil. Beni özgürleştiren bir şey. Çok şükür ya ben hiçbir şeyin sahibi değilim. Sadece kendimin de sahibi olan Allah beni mülkünde kullanıyor, istihdam ediyor. Sana şu vazifeleri verdim diyor. Ben de bunları yapıyorum. Bakın kendi adıma yapmıyorum. Ben bu işi mükemmel yapacağım demiyorum. Allah'ın verdiği imkanlar ölçüsünde yapıyorum. Kendimi bir hikayenin tuzağına düşürmüyorum. Allah sana nasıl bir çocuk verdiyse sana o konuda verdiği imkanlar ölçüsünde hizmet et diyor. Onu mutlaka profesör yap, mutlaka çok ileri noktalarda okusun, eğitim alsın veya dünyanın en başarılısı olsun, adından söz ettirsin. Hayır. Benim rahmetli bir abim vardı. 3 yaşında menenjit geçirdi. Çocuk zekasına sahip biriydi. 50 küsur yaşına kadar öyle yaşadı. Ve yani biz bunu kabul etmiştik. Sahibi kim? Sahibi Allah. Utanman gerekmiyor. Kendini kötü hissetmen gerekmiyor. Onu yapamayacağı bir şeye zorlaman gerekmiyor. Çünkü sahibi ben değilim. Hiçbir şeyin sahibi ben değilim. Benim çocuğum niye böyle? Ne demek istiyorsun ya? Benim çocuğum niye böyle? Değil mi? Diyelim ki sen dünyanın en zeki, IQ'su en yüksek insanısın. Senin çocuğun da ortalama veya ortalama sınırda bir zekaya sahip. Ne diyeceksin? Benim çocuğum nasıl böyle olur mu diyeceksin? Veya çok güzel bir insansın, kadın veya erkek. Çocuğun pek değil. Veya tam tersi. Bak, hiçbiri senin değil. Sana verilmiş olan, bu kadar. Sana verilmiş olanı iyi tanı, ona iyi bak. Ama bir hikayeye tutulmadan bak. Sadece şunu sor. Ben sorumluluğumu yerine getiriyor muyum? Ama sonuca odaklanmadan. Diyelim ki sen çocuğunu okutmaya çalışırsın ama çocuğun okumak istemeyebilir. Sen elinden geleni yaparsın. O kadar. Mutlaka okumalı. Niye? Aslında ego altta diyor ki benim çocuğum okumalı. Sen sahibi değilsin. Sen sadece sana verilen imkanları kullanabilirsin. O yüzden hiçbir şeyin sahibi olmadığınızı anlamak bir özgürlüktür.
bakın bedenime de sahip değilim. Bedenimin sahibi olmadığım için onun derdini duymam da gerekmiyor. Onun sahibi olmadığım için onu ekstra güzelleştirmeye, birilerine beğendirmeye de çalışmam gerekmiyor. Vallahi hani şey bu, Allah böyle yaratmış. Beğeniyorsan beğenirsin, beğenmiyorsan beğenmiyorsundur. Bu benim problemim değildir diyebiliyor muyuz? Yoksa kendimizi güzelleştirmeye mi çalışıyoruz? Dikkat edin, orada ne kadar büyük tuzaklar işliyor bu sahiplik kavramında. O yüzden dedim, yaşadığımız sorunların neredeyse %90'ı bu ben ve benim hikayesinden kaynaklanıyor. Bu hikayeleri görüp usul usul bırakırsak büyük sorunlar olmadığını göreceğiz. Ve zihnimiz dinginleşecek. Sürekli zihnimizde kontrol etmeye çalışmanın, yönetmeye çalışmanın, zorlamanın, bir şeyleri değiştirmeye çalışmanın hikayesine düşmeyeceğiz. Sadece şu an ne yapabilirim? Onu yapıyorum, o kadar. Sonuca takılmadan, bakın, sonuca takılmadan, bunu özellikle Hazreti Yunus konusunda görüyoruz. Tekrar son olarak hatırlatayım. Allah hiçbir peygamberi ve aynı zamanda Hazreti Yunus'u bir toplumu iman ettirmek sorumluluğuyla göndermemiştir. Bakın. Örnek olmak ve tebliğ etmek. Yani bir şeyi açıklığa kavuşturmak. Tebliğ etmek şu demek değil. Gel illa sana bir şeyi anlatacağım. Bu değil. Bir şeyi karşındaki insan açıksa ona en güzel şekliyle açıklamak demektir. O kadar. Ben dinlemek istemiyorum diyorsa saygı duyacaksın. Belki 10 sene sonra dinlemek isteyecek. Seni 10 sene önce dinlemediği için de ben onu sildim, beni 10 sene önce dinlememişti falan demeyeceksin. Çünkü dikkat et, Hazreti Muhammed öyle bir şey demiyor. Kendisini dinlemedikleri gibi en azılı düşmanı olan kişiler 10 sene sonra pişman olup iman ettiklerinde onlara 10 sene evvel aklınız neredeydi hesabını sormuyor. Hatta Hazreti Hamza'yı acımasız bir şekilde vücudunu parçalayan kadın geliyor. Ben diyor iman etmek istiyorum. Yüzünü örtmüş. Peygamber tabii iman edersin deyip ismiyle hitap ediyor. Beni tanıdın mı diyor. Tabii ki tanıdım diyor. Ama hani peygamberde hiç şey yok. Lan seni tanıdım. Böyle yüzünü kapatıyorsun ama seni tanıdım. Şey yok yani. Kafasında hiçbir eski hikaye yok. Neden? Çünkü o sürece işte bana inanmıyorlar, neden inanmıyorlar, ben yalan mı söylüyorum gibi hiçbir hikaye yok. Hiçbir hikayenin içinde yer almıyor peygamber. O yüzden yepyeni bir gözle bakıyor. Geçmişin hikayeleri üzerinden olaylara ve hayata bakmama özgürlüğünü yaşıyor. Neden? Çünkü o olayları yaşarken bana yaptılar, bana dediler, ben bunu hak etmiyordum, ben onlar için ne kadar çok emek harcadım gibi bir hikayesi yok. O yüzden özgür yaşamış ve özgür bakabilmiş. O yüzden gerçekten özgür bir bilinçle karşılık veriyor insanlara. Evet, teşekkür ederim. Thank you.